Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bu kadar kısa süreli video hiç yayınlamamıştım ama şimdi eve geldik. Seyahatten döndük ve seyahatimizin videosunu siz yarın itibaren izleyeceksiniz sanırım. Ve şurada boş varmış ve biz de alışveriş yapmaya geldik ve bu videoda yarın yayına girecek. Umarım keyif olarak izlersiniz. Daha önce de böyle bir video yapmıştık ve tekrar aynısından yapıyoruz. Bunu sepetimize koyacağız ve her ürünü bunu okutarak fiyatını da bunun üstünde göreceğiz. Bir muz almaya denedik ama bunu okutamadık. Çünkü bunu aslında direkt şurada taktırmamız gerekiyor. O da şu anda çalışmıyor. O yüzden buna veda diyoruz. Evet, öncelikle meyvelerle başlayacağız. Böyle bir balya muz alıyoruz. Bu da organik muzmuş ve kilosu 1.99 ya da 1.29. Bir bakalım, bu organik değil galiba. Evet, bunlar organik değil. Şunlar organik. Bunlar değil, o yüzden bunların kilo fiyatı 1.29. Böyle hemen muzların yanında da kestane gördük. Henüz daha yeni yemiştik ama şöyle görmüşken de almak istedik. Böyle taze kestane alıyoruz şimdi. Bunların da 100 gramı 79 cent. Kilosu da 7.9 euro. Seyahat arasında bir bozduk ama şimdi normal alışverişimize geri dönüyoruz. Buradan da salatalık alacağız. Bir 4 tane alsak şimdilik yeterli olacak. Bugün çünkü salı. Siz bu videoyu da çarşamba günü izleyeceksiniz. 4 tane alsak yeterli şimdilik. Tanesinin fiyatı da 1.29. Reve'nin biberlerini gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyorlar. Yani böyle daha muntazam oluyorlar nedense. Biraz daha fiyatları pahalı ama cidden çok güzel. Normalde 2 tane kapya biber alacaktım. Kırmızı ama o kadar güzel göründü ki sarı da gözüme, bir kırmızı bir sarı alacağım. Bundan da bir tane çorba yapacağız. Bu ikisinde kilo fiyatı aynı, 3.99 ama bunları tartacağız ve ona göre bir fiyat çıkacak. Uzun zamandır pırasa almıyorduk. Burada da güzel geldiler gözüme. Netto'dakiler çok daha büyüktü. Bunlar birazcık daha kısaymış ama yine de 3 tane alacağım ben. Tanesi de 75 cent. Buraya da havuç koyacağız. Normalde şöyle kiloluk ya da 2 kiloluk alıyorduk. Ama şimdi bu çok büyük ve yani bayağı kalacak. O yüzden böyle hazır taneleri satılıyorken ve istediğimiz kadar alabiliyorken bundan alacağız. Bundan da 2 tane alsak pırasa yemeği için bence yeterli olacak. Kilosunun fiyatı 1.69. Bence yarım kilo bile gelmeyecek 2 tanesi. Ve 3 tane de marul alacağız. Tanesinin fiyatı da 1.29. Bunlar iceberg. Galiba normal açık yapraklı marul göremedim. Ama kapanmasına da az var şimdi. O yüzden arayamayacağız onu. 3 tane bundan alacağız. Kapya biberlerin yanında kabak varmış. Ben de bütün reyonları dolaştım. Şöyle organik kabak mı alsak? Bunların kilosu 2.69'muş. Bir de şu büyük kabaklar var. Yani birazcık kararsız kaldım ama organik alalım madem aynı fiyat. 4 tane yani 2 tane ikiliden alacağız. Bunlar da zaten yarım kilo. 1 kilosu da 2.69'a gelecek. Yani kış demek gerçekten mandalina, portakal demek. O yüzden meyve hakkımı ben muzdan yana değil de mandalina ya da portakaldan yana kullanacağım. Ama canım çok da portakal çekti. O yüzden şu güzel olabilir. Şu 1.5 kiloluk portakal iyiymiş. Bu da Organic Reve'nin kendi markasıymış. 3.69 fiyatı da ama galiba bu 1.5 kilosu. Evet, 1.5 kilosu 3.69. 1 kilosu 2.46. Bir de maydanoz alacaktım ama hepsi böyle saksıda. Yani daha önce almıştım. Bakarım zannettim ama yani besleyen aldık bir tane ve asla bakamadım. O yüzden bunları gördüğüm zaman hep o tecrübe aklıma geliyor. O yüzden buradan böyle usulca uzaklaşıyorum. Bir paketli maydanoz bulmamız lazım. Geç bulamasak da sorun değil. Böyle karışık çiğ kuru yemiş var bir de listemizde. O yüzden bunlardan bir tanesi seçeceğim. Mesela şu çok hoşuma gitti. Bunu da hiç denememiştim. Çok karışık çiğ değil ama yani hakkım bundan yana kullanacağım şu an. Fiyatı 3.39 ama galiba genel olarak zaten 3.99 ile 3.39 arasında değişiyor fiyatlar. Tam olarak da şöyle. Bir de çiğ badem alacağız. Galiba bu çiğ. Evet, Reve'nin kendi markası. Bu da organik. 200 gram. Bu da 3.59. Yani benim bir ara gerçekten indirimleri takip edip Lidl gibi bir yerden kuru yemiş toplamam lazım.
Bir de hindi füme alacağız. İlk defa yağının bir ürününü alacağız. Yani güzel görünüyor. Fena değil hindi füme olarak. Bundan nutrition skoru, besin skoru C'ymiş. Kalori değerleri de bu şekilde. 1.39'muş tanesinin fiyatı da. Düşüyordum. İyi gayet. Bir de yağının bu kendi markasını deneyelim bakalım. Bir de peynir almamız lazım ama evde hiç peynir kalmadı. O yüzden şöyle mini tatlardan mozzarella alabiliriz. 2 paket. Bunlar güzel oluyor. Reve'nin kendi markası bunlarda. Şöyle. %45 yağlı bunlarda. Tanesinin fiyatı 1.69. Şimdi et reyonundayız. Mert kendine bu hindi ve soslanmış hindiyi aldı. Hindi ve değil. Bunun fiyatını göremiyorum. Bunu kasada göreceğiz büyük ihtimal. Ama ben daha sade bir şey arıyorum. Mesela şu ya da şu olabilir. Ben de kendime bunu alıyorum. Sossuz 400 gram. Bunun kilosu 14.98'miş. Bu paket 5.99. Kauflandlarda ve Reve'lerde biliyorsunuz çibo standı oluyor genelde. O kadar tatlı şeyler gelmiş ki yılbaşı için bayıldım. Şimdi birazcık buraya bakalım. Bu çorap mesela yeri çok güzelmiş. Bunu alabilirim belki. Bunlar da yeri kaydırmaz. Ama ben şu detayı sevmiyorum çok. Ama bu çok güzelmiş. Aa, 2 tanesi 7.99. Bu olabilir. Gerçekten yumuşacık bir şey. Çok güzelmiş. 39.42. Bu gayet olur yani. Onun dışında da böyle patik çoraplar var. Tam böyle evde hani normal çorabın üstüne giymek için. Bunun fiyatı 8.99 ama bunlar zaten çocuklar içinmiş. Bir de yine çocuklar için böyle yine çok tatlı çoraplar gelmiş. Bunlar da çok güzelmiş. Bunun da fiyatı 7.99. Bundan alacağım. Tam da yılbaşı için güzel video çekmiştim bugün. Çok güzel denk geldi. Böyle ikili. Fiyatı da 7.99. Streon'dayım. Yani aslında böyle bir şeyin gelmesi gerekiyordu. Ya da ben görmedim. O da olabilir. Böyle 3,5 yağlı sütlerde yarım litrelik paketler gelmiş. Bunlar gerçekten çok güzel. Hem taşıması kolay hem de açtığınızda hepsini bitiremiyorsunuz bazen. Çok ideal olmuş. Buna 2 tane alacağız şimdi. Bu markayı da seviyorum. Tanesinin fiyatı da 99 cent. Birkaç tane de çayım azaldı. Onun için Reve Bio'nun bu çayları gerçekten güzel oluyor. Özellikle bu nane çayını çok seviyorum. Bence fiyatına göre gerçekten tadı muhteşem yani. Gerçekten çok seviyorum bunu. Eğer nane çayı denemediyseniz bunu mutlaka öneririm. İçine 20 tane var ve fiyatı da 1.29. Biliyorsunuz ki kefir bulduğumuzda direkt alıyoruz. Bundan da şimdi 3 tane alacağız. Bu marka gerçekten güzel. Her zaman söylüyorum. Çiğ, donmuş, yeşil ıspanakla muhteşem bir kombinasyon. Eğer kefir içemiyorsanız bu şekilde mutlaka bir deneyin. İşte çilek de koyabilirsiniz, yaban mersini de koyabilirsiniz. Mert mesela muzlusunu çok seviyor. Bana çok şekerli geliyor. O yüzden onu çok sevmiyorum. Ama yani ıspanaklı ve kefir, ıspanak ve kefir gerçekten mükemmel bir uyum. Bence içine çilek de çok güzel oluyor mevsimde ya da donmuş varsa. Neyse lafı çok uzattım. Bu benim en sevdiğim kefir tarifim. O yüzden aklıma gelmişken söylemek istedim. 3 tane alacağız. Tanesi 1.29. Kendi Hindistan cevizi yoğurdu alacağım. Bence en güzel Hindistan cevizi yoğurdu kesinlikle Alpro. Ben şöyle yaklaştırayım. Uzaklaştırayım pardon. Ya ben neredeyse bütün markaların Hindistan cevizi yoğurtlarını denedim. Hiçbirisi güzel değil. Bununla da tiramisu yulaf yapmayı düşünüyorum. Kahveyle yulafı ıslatıyorsunuz. Üzerine de bundan böyle güzel bir krema yapıyorsunuz. Birazcık da bal koyup üzerine. Üzerine de kakao. Mükemmel bir şey. Yani yarım ya da çeyrek öğün yapıp ara öğün yapabilirsiniz. Tam öğün yapıp kahvaltı yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden aldım bunu da. Tarif verirken de fiyatını söylemeyi unutmuşum. 1.99. Bir gözüm takıldı. Daha doğrusu bu bardağa. Şunu bir göstermek istiyorum. Gerçekten çok sevdim çünkü. IKEA'da satılan bardaklara benziyor. Şöyle. Ve yani gerçekten bunu alıp espresso bardağı yapmaya şu anda çok yakınım. Bunun adı karamel macchiato'ymuş. Yani bunu bir denemek istiyorum. Çok beğendim. Ambalajlamasında Barista tatlıları serisinden 75 gram ve cam.
Bakıyorum. Evet, 75 gram ve cam. Tarife uyuyor. 1.79. Yani almışken bir tane de çikolatalı moka alalım bir de. Hem Mert'e hem bana olur, hem de deneriz. Karşılıklı güzel olur. Onun da görüntüsü şu şekilde. Sonra ben bunu espresso bardağı olarak da kullanabilirim. Gerçekten çok tatlı vermiş, bayıldım. Alışverişin son parçası olarak da şimdi bir de yumurta alacağız. Yani uzun zamandır Reve'den yumurta almamıştım. Bu benim için biraz challenging olacak. Bir bakacağım hangi yumurta en iyisiymiş. Böyle açıp baktım içine de. Bu 0 numara. Biliyorsunuzdur belki ama 0 numara organik demek. Burada zaten yazıyor hepsi. 1 numara ve 2 numara diye gidiyor. Yani ne kadar sayı artarsa o kadar kötü ya da o kadar daha az organik diyebiliriz. Kötü demekten ziyade. Şimdi altılı Reve'nin böyle bir paketini alacağım. Bu da evet organik diye geçiyor zaten. Bunun da fiyatı 2.49. Evet, yılbaşı reyonları ufak ufak artık yerlerini alıyor. Burada hiç bilmiyorum bu markayı. Diyecektim, hayır biliyorum tabii ki de Ferrero'nun kendi markası. Ambalajımız çok farklıymış, bir an çıkartamadım. Onun bu Ferrero Rocher'in galiba şöyle minik minik yumurtaları varmış. Birazcık daha değişik içi. İçi yine de bir krema, fındıklı krema kaplı ve dışı galiba birazcık daha çıtır. Değişik bir ambalajlama olmuş. Üstünde de tam yılbaşı için böyle birbirinden güzel görünen hamur işleri var. Üstünde yine lekuhanlar var. Böyle devam ediyor ama benim favorim bunlar. Yani elimi şöyle koyarsam eğer ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel. Bunlar neymiş? Bunlar da Kit Kat'ın Christmas Break diye geçiyor. Aa, çok güzelmiş. Bunu alacağım mesela bir tane. Gerçekten aşırı hoşuma gitti tipi. Ve gofret oluşu da aynı şekilde. 95 centmiş fiyatı da. Ve burada da After Eight'in yine bir Christmas Noel babası var. Bunu da Mert çok sever. O yüzden bir tane de Mert'e alacağım, sürpriz. Burada da biraz daha Reve'nin kendi markası. Biraz daha değil. Hepsi Reve'nin kendi markası ürünler var. Şunlar çok güzel oluyor. İlk geldiğimizde bunlara gerçekten bayılmıştım. Bir de bunlara çok güzel duruyorlar gerçekten. Daha önce yılbaşı süsleri için burada 1 ve 2 euro reyonları vardı. Hepsi bitmiş. İyi ki zamanında gelmişiz. Bakıyorum burası komple oyuncak olmuş. Sadece bunlar kalmış galiba geriye. Gerçekten çok az bir kısmı kalmış ve bizim aldığımız hiçbir şey kalmamış diyebilirim. Burası da mumların olduğu alan. Hemen bu reyonun karşısında o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Şurada bir tane ürün gördüm. Yani bu gerçekten hani tiramisu yulaf tarifini anlatmıştım ya biraz önce. Kahveyle yulafın birleşmesi ve üstüne kakao düşünün. Yani gerçekten öyle kokuyor. Ama eğer yanarsa da çok baş ağrıtabilir. Ama gerçekten çok güzel kokuyor bütün mumları. Burada da çeşitli yılbaşı hediye setleri var. Ben bunlara bakmayı ve ilham almayı gerçekten seviyorum. O yüzden her geldiğimizde mutlaka hepsinin içine bakıyorum. Ve burada çikolatalar tam gaz devam ediyor. Ve hala devam ediyorlar. Ve bunun arkası da var. Daha bu yoktu. Kit Kat da Advent Calendar çıkarmış. O zaman geldiğimizde yoktu. Çünkü eğer olsaydı biraz önce aldığımdan tahmin edersiniz. Bunu da seçeneklerin arasına mutlaka koyardım. Geçen yıl yoktu. Bu yılda ilk defa gelmiş galiba. Ama fiyatı da uygun. Böyle bir Advent Calendar'a göre. Mesela bu da After Eight'in. Yani After Eight'i hiç sevmem. Ama o kadar güzel paketlemişler ki gerçekten müthiş. Bir de şu çoraplardan geçen yıl almıştık. Şimdi görünce tekrar çok hoşuma gitti. Ama geçen yılın aynısı. O yüzden iyi ki almışız geçen yılda. Ve galiba videonun sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Şimdi piş ve son sepetin görüntüsünü de ekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.